parçadan peri masallarına yönelik aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz, değişim geçirebildiğine, geçmişinin eskiye dayandığına, aslında yetişkinler için yazıldığına, farklı alanlarda da kullanılabildiğine, çocukların iç dünyasında yer bulamadığına, peri masalları ve yıkma sanatının odağında yazılı peri masalının 15. yüzyıldan günümüze dek geçirdiği dönüşüm yer alıyor. Bununla birlikte farklı toplumsal kurumların ve bireysel olarak yazarların ve sanatçıların masalı bir toplumdaki baskın uygarlaşma sürecine uyumu desteklemek veya sorgulamak için kullandığı çatışmalı bir kültürel alana nasıl ve niçin dönüştüğü meselesi irdeleniyor. O zaman değişim geçirdi. Geçmişinin eskiye dayandığı bunu da eliyoruz. Zipes matbaada basımın etkin bir iletişim aracı olup bunu günümüzde internete varan çeşitli işitsel ve görsel iletişim biçimlerinin izlediğini, bununla beraber peri masalının çeşitli dönüşümler geçirerek resim, sinema, film, çizgi film, reklam, oyun, müzikal, opera, oyuncak, oyuncak bebek, ev eşyası ve pembe dizi ve benzeri biçimlerde kendini gösterdiğini belirtiyor. Tamam. Farklı alanlarda kullanılabildiği resim, sinema, film, çizgi film diye devam etti. Sözlü gelenekte peri masalının asla açıkça çocuklar için yazılmadığını, Batı toplumlarının çoğunda çocuklar açısından daha uygun hale gelmeleri için değiştirilmesinin gerektiğini ekliyor diyor. Çocuklar için yazılmadıysa yetişkinler için yazıldı. Bunu da eliyoruz. Cevabım E. Parçadan Dostoyevski ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kıskançlığa maruz kalmış, birden çok esere imza atmış, beğeniyle eleştiriyi de yaşamış, soyların yaşamlarına karşı çıkmış, umut vaat eden bir yazar olarak değerlendirilmiştir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. 19. yüzyıl bir Rus yazarı için hem varlık hem de yokluk imkanlarıyla doluydu, doludur. Yemeğin ve içeceğin hesabının bilinmediği soyluların evinde düzenlenen partilerde bir araya gelen edebiyat kanunu, yükselecek ya da düşecek isimleri belirleyen toplantılar düzenler. Dostoyevski de insancık ve beyaz geceler ile bu sohbetlerin ilk gündemi olurken Sibirya sonrası ilk kitabı Bir Yufka Yürekli ile Vasat Yazarlar sınıfına atılır ve kendisine karşı doğan tüm ilgi bir anda vahşi bir nefrete dönüşür. O zaman kıskançlığa maruz kaldığını söyleyebiliriz. Bunu bu yüzden ne yapıyoruz? Eliyoruz. Birden çok esere imza attığını söylüyor. İnsancıklar, Beyaz Geceler, Bir Yufka Yürekli ve saydı. Artık umut vaat eden bir yazar değil, klişelerden beslenen ve onlarcası gibi işe yaramayacak, kağıt israfından başka bir anlamı olmayan laf ebesidir Rus Edebiyat Kanunu için diyor arkadaşlar. Umut vaat eden bir yazar olarak değerlendirilmediği bu yüzden ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Dostoyevski bu sıfatı verdiren o toplantıların baş konuğu Ivan Turgenev'dir. Bu büyük Rus yazarı daha sonra kendisinden 2 yaş küçük bir askeri mühendis olan Dostoyevski'nin roman işine bulaşmasında fazlasıyla rahatsızlık duyar. Bulduğu her fırsatta bu rakibini yerer. Beğeni de eleştiriyi de yaşamıştır. Önce çok beğenilmiş, en sonunda zaten yermiş, eleştirilmiş. Cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi parçada düşüncelerini dile getiren yazarın yazarlıkla ilgili söyleyebileceği bir söz olamaz. Emekli olunacak bir meslek değildir. Yazılanlar bilimsel bir temele oturtulabilir. Yazamayan bir yazarın kimi kaygıları oluşabilir. Ölünceye ya da zihinsel bir çöküşe kadar sürdürülebilir. İlham perisinin dokunuşuyla sonuca ulaşılan bir eylemdir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz tabii ki bazen yazamamaktan endişe duyduğum oluyor fakat pek fazla değil. Çünkü 40 yıldır yazıyorum ve çok şey yazdım. Bu sürede aslında hem yazmaktan kurtulmak istediğim hem de yazamamaktan korktuğum zamanlar oldu. Bakalım yazamayan bir yazarın kimi kaygıları oluşabilir? Bunu söylüyor çünkü yazamamaktan korkuyorum diyor. Yazma ritüeli bir yaşam biçimi, dahası bir tür bağımlılıktır. Hele ki edebiyat dünyasına girmiş ve orada sevilmiş bir yazarsanız artık geri dönme, aşağı düşme korkusu taşımazsınız. Olmuyorsa anlarsınız, susar, köşenize çekilirsiniz. Zaten insan yazmaktan vazgeçmiyorsa bile bu uzun süreçte doğal ya da ruhsal nedenlerle yazamayacak duruma gelebilir. Çeşitli nedenlerle bıkkınlık ve yorgunluk da duyulabilir, duyabilir. Bunun örneklerini gördüm. Kolay ve çabuk yazan biri değilim. Yazarken araştırmalar, derin kazılar yapan, bağlantıları önemseyen biri olarak farklı dinamiklerim var diyor arkadaşlar. Yazılarını bilimsel temele dayandırdı. Çünkü araştırma yapmış. Bu yüzden bunda ne yapıyoruz? Arkadaşlar eliyoruz. Emekli olunacak bir meslek olmadığı anlamında şu yukarıdaki cümlelerden çıkarabiliyoruz. Türkiye'yi insanımızı anlatıyorum ve yazdıklarımı tarihsel, psikolojik, kültürel bir temele oturtuyorum. Bu noktada bu ağır işçiliğe gücüm yetmeyebilir. Ölünceye ya da zihinsel bir çöküşe kadar sürebilir yazması bu da var. İlham perisinin dokunuşuyla sonuca ulaşılan bir eylemdir. Değil, böyle bir şey yok. Cevap E. Bu parçada popüler bilimle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Popüler bilim, esas işi ya da mesleği bilim olmayan insanlara bilimi anlatmak için yapılan
faaliyettir. Bu işi yapanlar, esas mesleği bilim olmayan insanlar eğitimli veya eğitimsiz olabilir. O nedenle de popüler bilim çeşitli seviyelerde yapılabilir. Toplumumuzu istesek de istemesek de bilim yönetiyor. Eczaneye gidiyorsunuz, ilaç alıyorsunuz, bilim. Ya da doktora gidiyorsunuz, bilim. Yediğiniz, içeceğiniz, içeriğinden bahsederken de bilimle haşır neşirsiniz. Dolayısıyla bilim etrafımızda her yerde. O zaman popüler bilim de ister istemez tüm insanlar için devreye giriyor. Şimdi bilimden farklı çalışma, hayır. Bilim insanları tarafından yapıldığına, toplumun yaşamını şekillendirdiği değil, bilimin gelişimine katkı sağladığı değil, hedef kitlenin herkes olduğuna, çünkü herkese hitap ediyor. Yediğiniz, içtiğiniz ilaçlar vesaire, cevap E. Bu parçada genç yazarlara hikaye türüyle ilgili aşağıdaki öğütlerden hangisi verilmemiştir? Türün özelliklerini ve geçmişini bilmek, kendi çizgisine bir an önce ulaşmak, başarıya ulaşmak için çok çalışmak, yazmanın doğuştan geldiği düşüncesine kapılmamak, yazarlığın yeteneğe yaslandığı düşüncesinden sıyrılmak. Hikayeler anlatma eylemi insanlığın en iyi bildiği şeylerden biridir. İyi hikayelerin temel yapısı özellikleri binlerce yıllık sözlü ve yazılı geleneklerden süzülüp soyutlanmış biçimde önümüzdedir. Bunları öğrenmek ve uygulamak patinajı azaltır. Gerisi çalışmak, çok çalışmaktır diyor arkadaşlar. Yani doğuştan geldiği düşüncesine kapılmayın. Çok çalışın diyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Denizli şıkkını eliyoruz. Devam edelim. Başarıya ulaşmak için çok çalışmak. Bu da var zaten. Bunu da eliyoruz. Temel mesele yazarlığın, yaratıcılığın bize verilmiş ve başkalarına verilmemiş bir tür armağan olduğu düşüncesinden sıyrılmak. Yani yeteneğe yaslanma düşüncesinden sıyrılmak. Edirne'yi de ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Zor ama işe yarayan bir yöntemdir. Benim amacım bu süreçlerin neler olduğunu belli bir düzen sıralama yapı içinde genç yazarlara ulaştırmaktır. İsteyen kılavuzluğundan yararlanır, isteyen yararlanmaz. Bu genç ya da olgun, isteyen yazarın gönül rahatlığıyla yapabileceği bir seçimdir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda, başa baktığımızda, İyi hikayelerin temel yapısı özellikleri binlerce yıllık sözlü ya da yazılı geleneklerden süzülüp soyutlanmış biçimde. Yani türün özelliklerini ve geçmişini iyi bilmekten bahsediyor. Bu da başta verilmiş bu. Cevabın Bursa. Söz edilen liderin aşağıdaki özelliklerinden hangisine parçadan ulaşılamaz? Liderliğinin örnek alındığına, geniş bir coğrafyaya hükmettiğine, öneminin yaşadıktan sonra anlaşıldığına, Osmanlı tarihi içinde yer edinebildiğine, yaşamının edebiyata kaynaklık ettiğine. Uçsuz bucaksız topraklara hakim Pers İmparatorluğunu dağıtan, binlerce askeriyle Anadolu, Orta Asya ve Hindistan'a kadar ayak basmadık yer bırakmayan Makedonya'nın kralı İskender, kendi döneminden itibaren ideal yönetici modeli olmuş. O ve efsanesi asırlardır pek çok ülkenin edebiyat ve alıntılarında işlenmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok sevilip kuruluştan klasik çağına uzanan zaman dilimini de içine alarak tarihimiz için özel bir anlam kazanmıştır. Şimdi baktığımızda liderliğinin örnek alındığını bunu söylüyor zaten. Tamam, çünkü ideal yönetici modeli olmuş diyor. Geniş coğrafyaya hükmettiğini, Orta Asya, Anadolu, Hindistan, doğru. Öneminin yaşadıktan sonra anlaşıldığına değil cevap C. Osmanlı tarihi içinde yer edinebildiğini, Osmanlı İmparatorluğunda da çok sevilip diyor. Yaşamının edebiyata kaynaklık ettiğini, çok fazla edebiyat ve alıntılarda işlenmiş diyor cevap C. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarların ortak bir özelliği değildir? Özel hayatlarıyla ilgili bilgileri paylaşılabilmektedir. Dünya hayatında izler, dünya edebiyatında izler bırakmışlardır. Edebiyat alanında eser vermişlerdir. Yazma alışkanlıkları aynıdır. Yazmaya tutkundurlar diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. 8 odalı bir ev düşünün. Açtığınız her kapıdan bir yazar sizi selamlıyor. Kim mi bu yazarlar? Dünya edebiyatına damga vurmuş kalemler. O zaman dünya edebiyatında iz bırakmış. Bunu eliyoruz. Saul Bellow, Toni Morrison, Raymond Carver, Orhan Pamuk, Ezra Pound, Philip Roth, Haruki Murakami, Alice Munro. Yazarın Odası 2 kitabında buluşturulan bu 8 ismin gizli dünyalarına girmeye hazır mısınız? Yazdıkları roman, hikaye ve şiirlerle edebiyat severlerinin kalbine dokunan yazarların röportajları bu kitaplarda toplandı. Röportajları, özel hayatlarıyla ilgili bilgileri paylaşılabilmekte. Bu yüzden bunu da ne yapıyoruz? Ediyoruz. Edebiyat alanında eser vermişlerdir. Evet. Röportajları diyor zaten, roman, hikaye ve şiir diyor zaten. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Usta kalemlerin yazma alışkanlıklarından özel hayatlarına kadar ilginç detayların yer aldığı kitapta her sayfa, her satır adeta kocaman bir dünya. Çünkü bu röportajlarda ne klişe sorular ne de klişe cevaplar var. Odaya giren 8 yazar alışkanlıklarını, rutinlerini ve en önemlisi de kaleme olan tutkularını anlatıyor. Yazmaya tutkundurlar. Doğru. Cevap Denizli. Bu parçada aşkın özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Her aşk biter. Aşkın doğası budur. Çünkü bedenimizin sonsuza kadar sürdüremeyeceği bir aşırılıktır aşk. Zamanla sona erdiği, aşırılıklar içerdiği.
İkisi var arkadaşlar. Aşkın ilk günkü heyecanı ve yürek kalıntısıyla sürekli yaşamamız mümkün olmadığı için semptomları giderek hafifler. Bu nedenle aşıklar bir gün kendilerini hayatlarındaki monotonluğu sorgularken bulurlar. Öte yandan kavuşamama halidir. Kavuşmaya giden yoldaki hazdır. Romeo ve Juliet birlikte olabilselerdi muhtemelen boşanırlardı ki bunu tahayyül eden edebiyat yapıtları da yazıldı. Bence layıkıyla yaşandıysa veya olumlu duygulara evrildiyse aşkın bitmesinde bir sorun yok. Zamanla sona erdiği anlamını çıkarıyor. Aşırılık olduğu anlamını çıkarıyor. Herkesçe yaşandığıyla alakalı bir şey yok arkadaşlar. Cevabım Bursa.